Havayolu şirketleri, otobüs şirketleri, araba kiralama şirketleri, her yeri arayın. Ablam adına bir işlem yapılmış mı? Bir bilet ayrıltılmış mı? Bakın, ben Hatay'daki herkese haber verdim. İşte gidebileceği her yeri arıyoruz. Hayır, hayır. Emniyete haber vermeyin. Bu işi biz çözeceğiz. Kimse bilmeyecek. Gel bir tane, biraz bahçeye çıkalım, hava alırsın. Ben çıkartırım anne. Toprağa getirdim. Özür dilerim, bebeğinizi ben aldım. Toprak, bebeğim. Şükürler olsun. Şükürler olsun sana, şükürler olsun. Bak Muhtar Emmi, eminsin değil mi? Ha, anladım. Tamam, sağ olasın. Var mı ihtiyacın? Eyvallah. Eyvallah. Oğlum Şomazlı Veysel. Oğlum bu İbrahim harbiden Durmuş abinin oğluymuş ya. Elif'in abisi. Babamın kanını yere koymayacağım, geberteceğim hepsini diyormuş. Bizim muhtarın kapısını aşındırmış. De bana Elif'lerin yeri nerede diye. Kan davası Elif'imle. Acıdan gözlerim kararmıştı Kahraman. Kerem'i kara toprağa vermek beni kahretmişti. Kendimi tanıyamıyordum. Aklım, yüreğim, gözlerim kararmıştı. Çok canım yanıyordu, çok. Kalk abla, kalk. Sen nasıl bu hale geldin abla? Nasıl yaptın bunu? Öldürmek istedim. Siz de evlat acısıyla kavrulun istedim. Her şeyin nedeni Elif diye düşündüm. Hastaneye gittim. Sessizce odaya girdim, bebeği aldım ve sahile gittim. Denize atacaktım. Ama yapamadım. Yapamadım, kıyamadım. Nasıl kıyarım? Günahsız öyle bakıyordu yüzüme. Sonra Gülten'leri götürdüm. Siz bakın dedim.
yaptığım deliliğin farkına vardım. Ne olur affedin beni. Meryem, sen ne yaptın böyle? Selamünaleyküm toprağım. Hayırdır? Tanış mıyız? Hatay'dan selam getirdim sana. Elbet tanış da çıkarız. Hatay mı? He, konuşuruz onu şimdi. Ya dilim damağım vurdu, bir çay ısmarla bak. Kahraman, yaptığımın affedilir tarafı yok biliyorum. Sen benim oğluma babalık yaptın. Yıllarca hayattaki en büyük dayanağımız sen oldun. Böyle bir acıyı yaşatmaya hakkım yoktu. Kimseye yoktu. Toprağa iyi bakın. Biliyorum artık benim bu evde yerim yok. Sizin yüzünüze bir daha bakamam. Bu evde yaşayamam. Ah canım. Ah kızım. Meryem Hanım. Bizimle kal. Ben seni anlıyorum. Bebeğim kaybolduğunda başka annelerin bebeklerini almak istedim. Bu öyle bir acı ki baş edilmez. Ama sen bana oğlumu getirdin ya. Dünyaları verdin. Gerçekten beni affettin mi? O ne demek öyle? Bundan sonra yaralarımızı beraber saralım. Toprak sana da bana da umut olsun. Kahraman. Hemşerisine düşkün adammışsın ya, hayret. Öyleyimdir. Hele hemşerilerim ortak tanıdıklarım olursa daha da düşkün olurum. Allah Allah. Hangi tanıdıklarmış onlar? Durmuş abim. Pek severdim rahmetliyi. Tanıyor musun sen de? Kısa kes, derdin ne? Babanı pek severdim diyor. Bacın Elif'i de ayrı sever. Ne diyorsun lan sen? Önünüze bakın lan. Bak koşum. Sert yapma. Ben senin derdinin ne olduğunu biliyorum. Elif'i öldüreceğim. Babanın intikamını alacağım. Derdimi sakladığın mı var? İyi. Ben de benimkini saklamıyorum. Kim bilir? Belki de derdimiz aynıdır ha. Bak, senin bacın bana büyük kazık attı. Benim ona namus davam var. Gel bu işi beraber bitirelim. İntikamımızı alacağız.
Ay iki dakika ortalardan kayboldum. Neler olmuş neler. Meryem'e bak sen. Sen al bebeği kaçır. O da acılı. Ne yaptığını bilemedi demek ki. Allah kimsenin başına vermesin. Ama bak yaptığı hatayı anladı, geri getirdi bebeği. Bence asıl bomba Elif'in gitme demesiydi. Gülsü, sen de olayları canlı izlemeye başladın maşallah. Gözün kulağın kapalarda bakıyorum. Ay aşk olsun ya, aşk olsun. Benim kapı falan dinlediğim yok. Ben her şeyi tesadüfen duydum. Aa, tabii tabii. O zaman söyle bakalım herkes nerede? Bunu da biliyorsundur tesadüfen. Şimdi Kıymet Hanım Meryem Hanım'ı odasına çıkardı. Kahraman Bey ile Elif Hanım da bebeği alıp odalarına gittiler. Ama bir doktor çağırdılar ki bebeğe şöyle bir bakılsın. Şehzade sarayına kavuştu nihayet. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı en azından. Ama babası problem. Çocuklara kıyamam. Ay kıyamazmış. Sen şimdi seyret şunu. Ay kahraman bey bir huzur yok şu dünyada. İşine bak Gülsüm, işine. Senin bu çenen yüzünden başına iş açılacak, haberin olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun oğlum yine kucağımda. Dünyam geldi kahraman. Artık nefes alabileceğim. Biraz da babası hasret dersin, ver bakalım. Kokusunu nasıl özlemişim. Nasıl bir yürek var sende? Neden? Senin yerinde kim olsa ablam asla affetmezdi onu. Ben ne yaptım ki kahraman? Ben onu anladım. Neler yaşadı, neler hissetti. Toprak kaybolduğunda aklımı kaçıracağım zannettim. Kendinde olsaydı yapmazdı böyle bir şey. Bizim yardımımıza ihtiyacı var. Biz ona destek olacağız. O da bize. Canım. Ah güzel kızım benim. Geçecek. Hepsi geçecek. Göreceksin. Anne ne olur yalnız kalayım biraz. Ne söylesen teselli etmeyecek. Hatamı da unutturamayacak. Tamam. Tamam. Alo? Şükran, Defne ben. Aa, ne haber Defne? Bebeği merak ettin değil mi? Evet. Aklım hep sizde. Var mı bir gelişme? Ay bebek geldi, geldi. Aa, bulundu mu? Ne olmuş peki? Bebeği kim almış bil. Meryem. Ne? Nasıl yani? İçine cin kaçmış vallahi. Sen bebeği çal hastaneden. Az kalsın denize atacakmış. Son anda insafa gelmiş. Getirdi eve bebeği. Ay bizimkiler bir mutlu bir mutlu. Gözünüz aydın. Hı-hı. Söylerim kahramanla Elif'e de. Şimdi odalarındalar malum. Bebekleriyle hasret gideriyorlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Ulan yürü git. Tanımam etmem seni, geçmiş karşımda hala saçmalıyorsun. Nihal etme koçum. He diyeceksin. El sıkışıp oturacağız. Plan yapacağız. Sen kimsin de seninle el sıkışacağım? Anlattıkların da baştan sona deli saçması. Senin gibi manyaklarla işim olmaz. Yürü git. O şekil diyorsun yani. Elif Hanım bol bol emzirin. Sarılık daha tam olarak iyileşmemiş. En iyi ilaç anne sütüdür. Aksi takdirde tekrar fototerapiyi almamız gerekebilir. Emzirim tabii. O iğnenin için? Aa,
Biraz kan alacağız topraktan. İyi ama çok minik değil mi daha? Tahliller için gerekli bu. Hem sarılığın durumunu da daha net anlarız. Siz topuğunu açın. Hastanede gördüm seni. Silahı çektin, odaya girdin, Elif'i öldürecektin. Dur. Defne'nin yanına şoför olmuşsun. Elif'lere yakın olmak için. Bunu da biliyorum. Bak uçum, bir adım daha atarsan gider kahraman Yurukhan'a her şeyi anlatırım. Gerisini de sen düşün. Nereden biliyorsun lan sen bunları? Ya bak ama şimdi sen böyle lanman deyince olmuyor artık. Neyse. Senin ortan sağlam adam. Hafife alma. İki gündür peşindeyim senin. Ne diyorsun? Var mısın yok musun? Haydi bana eyvallah. Gideyim de kahraman Yürükan'a anlatayım olup biteni. Artık duyduktan sonra ne yapar? Orasını sen düşün. Tersi çok pis diyorlar. Hele bak. Öyle kaçarım maçarım diye düşünüyorsan kan davanı unutacaksın koçum. Elif'in yanına 100 metre daha yaklaşamazsın. Tamam aşkım. Çok kızdım doktora. Ağlattı oğlumu. Ya adam işini yaptı, ne yapsın? Kan alması gerekiyordu, aldı. Çok ağlattı ama. Korkmaz benim oğlum. Cesurdur o. Babasına çekmiş aynı. Ne numaracısın sen de. Senin de için gitti. Senin de gözünden hiçbir şey kaçmamış. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum kahraman. Bildiğim, onu pamuklara sarmak istediğim. Daha böyle iyi Gülsümcüğüm. Daha fazla kaynatmayalım. Biraz da altını kısalım. Aysel, hemen elma hoşafı kaynat kızım, hemen. Kıymet Hanım, ben kayısı hoşafını ocağa koydum bile. Bir sorsaydın ya Sultan Hanım. Elma hoşafı daha çok süt yapar. Ya izin verirseniz kızım neyi daha çok sever, ben daha iyi bilirim. Mutfak benim ama neyse. Kıymet Hanım, 2 dakika gelir misin? Seninle konuşacaklarım var. Buyur. Konuşalım bakalım. Çalışanların yanında ağzımı açmadım. Ama bu olup biteni yedim yuttum sanma. Meryem'i kızımdan da torunumdan da uzak tutacaksın. Elif yufka yüreklidir. Ses etmedi. Ama ben eğer ağzımı... Bitti. Unutuldu. Uzatma. Yok. Bu iş o kadar kolay değil. Ben bunları söylerken bana dikleniyordun. Ha? Bak kızın kaçırmış torunumu. Eğer... Kızımın gözünden bir damla yaş gelecek olursa kızımı da alır buradan giderim. Toprağı da rüyanda görürsün. Kızının huzuru yerinde, merak etme sen. Elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeyiz. Bu arada sen de düzenini bozdun. Ara sıra gelirsin torununu görmeye. Vallahi benim burada keyfim yerinde. Kızımı size emanet edip hiçbir yere gitmiyorum. Burada başında kalacağım. Sen bana sabır ver. Dedim ama gözüm seni hiç tutmadı.
Sana söyleyeceğim lafı baştan söyleyeyim de. Tanımıyorsun beni. Normal. Ama tanıdıkça, hesabımı anladıkça sen de bana güveneceksin. Sen de ben bitireceğiz bu işi. İbrahim. Senin bacın bana söz verdi. Varacağım sana dedi. Ben de gittim babandan istedim. Rahmetli de Allah'ın emriyle verdi. Ta ki o şerefsiz kahraman gelip parayla pulla gözünü boyup tavadene kadar. Bacın da beni de baban da sattı. E rahmetli sözün eri adam biliyorsun. Tutturdu ben Maksut'a söz verdim diye. Sonra para için babamın canını aldılar. Ah atana rahmet aynen. Yani anlayacağım babam para uğruna gitti. Kara sevdam kahramanın peşinden İstanbul'a geldi. Ben de onun peşinden geldim. Kaç kere dikildim karşısına. Kahraman aldı elinden. Ben de çektim tetiği vurdum. Bak inanmıyorsan sor soruştur. Ama dokuz canlı. Ölmedi. Sonra o benim peşimden geldi. Hapse attırdı. Ben içerideyken de nikahı basmış. Bak koçum. Birlikten kuvvet doğar. Omuz omuza vereceğiz. İntikamımızı alacağız. Şimdi bebeleri kayıp. Onu arıyorlar. Elif çıkmaz evden. Olay şöyle bir ortaya dökülsün. Biz ince ince yaparız planımızı. Kazamız mübarek olay benim kardeşim. Gözlerine bakacak yüzüm yok kahraman. Kardeşime iki gün eziyet çektirdim. Kendimi nasıl affedebilirim ki? Geçti gitti artık. Keşke ellerim kırılsaydı. Keşke ölseydim de o acıyı yaşatmasaydım size. O küçücük yavrucağı anasından babasından koparmasaydım. Ama kendimi kaybettim kahraman. Kerem'in katilini öğrenip söylemeyince Elif'i koruyor diye düşündüm içimden. İsyan ettim. Hepimizin içi yanarken sen senin acılarını hissetmediğimizi sandın. Kerem hepimizin içini parçaladı abla giderken. Eğer oğlum ölseydi, biz hayat boyu acı da çekseydik, Kerem geri gelmeyecekti. Biliyorum. Her şey geçti artık. Şimdi oğlum toprak yanımızda. Abla. İzin ver de yaralarımızı sarsın. Gerçekten kızmıyor musun bana? Sendeki o kocaman yüreği biliyorken sana nasıl kızabilirim ki? Canım benim, bir tanem benim. Aman üstünü ört, dışarısı çok serin. Battaniyesine al kızım. Böyle eğreti olur mu? Ver, ver ben sarmalıyı ver. Ben yaparım. Kızım üstünü örtecektim sadece. Niye öyle düşmanınmışım gibi bakıyorsun ki? Yok ondan değil de. Böyle iyi sağ olun. Nedir şimdi plan?
Bu herifler birden ortak mı olacak? Oldum bile. Vallahi anladıysam ne olayım Maksut ya? Sen şimdi ya benimsin ya toprağın deyip kızı gömeceksin, öyle mi? Öyle. İyi. Bana boş. Biz de yolumuza bakarız. Zaten Elif Elif diye yedin bitirdin beynimizi. Öldür de kurtulalım. Alo. Yapma ya. Nasıl olmuş? İyi tamam. Tamam eyvallah. Müjdemi isterim. Senin Elif bebesine kavuşmuş. Gerçek. Vallahi. Oğlum kim almış? Nasıl bulmuşlar? Ya arayan arkadaş o kadarını anlatmadı. Ama kahraman evin önüne koruma ordusu yığılmış. Yeni adamlar alıyormuş işe. Emniyete de haber göndermişler. Şikayetimizi geri çektik. Çocuğumuz bulundu diye. Dayı oğlum. Bu kahraman yeni korumaların arasında bizim çocuklardan birini daha kat. Yani içeride adamımız olsun haber alalım. Ama söyle dikkatli olsun. Tamam lan. Buna da tamam. Nasılsa kızın günler sayılır. Hayda yine mi barınağa gidiyoruz ya? Ya arkadaş. Ya sen gerçekten yaşamayı bilmiyorsun. Ya sefalet hoşuna gidiyor ya da cimrinin tekisin. Lan dünya paramız var. Çocuk da bulunmuş. Ne işimiz var hala bizim barakada ya? Harbi lan. Alışkanlık zar. Dünya daha durumu kabul etmedi. Haklısın. Haklısın kardeşim. Şimdi istikamet neresi? Veyso, şimdi istikamet İstanbul'un en lüküs restoranı. Önce karnımızı doyuracağız. Sonrası her şey sırayla. Sabaha kadar böyle oturacak mısın? Bak uyu da artık yerine yatır. Hadi sen de gel yat. O kadar özlemişim ki bırakmak istemiyorum. Bir de sanki gözüm yumarsan yine aynı şey olacak gibi korkuyorum. Korkma artık. Ben yalnızdayım. Hadi gel aramıza yatsın. Bırak burayı. Aslanım benim be. Sen dünyanın en güzel, en tatlı, en güzel bakan annesisin biliyorsun değil mi? Ve ben seni çok özlüyorum. Ben de seni çok özlüyorum. Ama doktorun dediklerini biliyorsun. Biliyorum. Hele bu canavar aramızda olduğu sürece ben seni daha çok özleyeceğim. Onu da biliyorum. Ama ben çok mutluyum. Toprak'ta sen de yanımdasınız. Sabah gözlerimi açtığımda sizi göreceğim. Bahane isterim. Haftaya büyük bir sevkiyat daha olacakmış. Bu da büyük iş. Harbi mi lan? Bizde yalan yok oğlum. Senin bu tahtalı köye postaladığın abinin ağına çökmek üzereyim. Bu işi de hallettim mi var ya, memlekete giren bütün mal bizim elimizden geçecek. Tıkır tıkır işleyecek her şey. O zaman değil memleketin, dünyanın sayılı baronlarından olacaksın. Koçum ne konuştuk biz seninle? Ha? Her şeyin bir zamanı var. Sen vekaleten hallet benim işleri. Sıra ona da gelecek. Merak etme. Harbiden paranın kimde olduğu belli olmazmış ya. Nereden çıktı şimdi bu? Ya şu halimize bak. Hiç milyonları olan tiplere benziyor muyuz? Ne var lan halimizde? Paçoz oğlum, paçoz. Bir kahramana bak, bir de kendine bak.
Adam her daim jilet gibi. Oğlum bak şimdi beni dellendirme. Gece gece mağaza açtırtma bana. Allah Allah. Ne varmış çektiğimizde? Uyumadın mı sen hala? Hayır. Neden? Ateşim mi çıktı yine? Gözümü kapatırsam yine aynı kabus göreceğim diye korkuyorum. Korkma artık, ben varım. Tamam mı? Tamam. Toprak kaybolduğunda öldüm sandım. Nefes alamadım, canım çok yandı. Onu bir daha kucağıma alamayacağım diye çok korktum. Hadi düşünme bunları. Gel. Hadi uyu sen de. Kalkmadınız mı siz? Oğlumun karnı acıkmıştır babası. Ya biz iyiydik böyle. Konuşuyorduk, sohbet ediyorduk vallahi. Daha çok zamanınız olacak. Ama sıralının geçmesi için emzirmem lazım biliyorsun. Gel bakalım. Peki. Aşkım, aşkım. Aşkım. Benim sen işe gitmiyor musun? Gideceğim, gideceğim de ayaklarım gitmiyor ki. Belki erken gelirsin. Belki. Oh. Bye bye. Bye bye baba. Bye bye. Ha? Oh aşkım gel. Gel bakalım. Acıktın mı sen? Aysel'cim, öğlene de bir bulgur pilavı yapalım ha. Yanına da şöyle bol yeşillikli bir salata. Dün yaptığımız hoşaf var diye ondan da bir tas koyarız. Merak etme abla, hazırlarız biz. Erkencisin bu sabah Sultan Hanım. Günaydın. Heh, Aysel, Gülsüm. Kahraman'la Elif'in kahvaltısını odasına götürün. Çok çeşitli olsun. Tereyağı, bal, reçel, yumurta da yapın. Süt yapar, gelin iyi beslensin. Ben de öğlene bulgur pilavı yaptırıyorum. Bulgurdan âlâ süt yapan bir şey mi var? Yani kahvaltıyı biraz az yapsınlar. Yok, doktor kahvaltı çok mühim dedi. Ben kahvaltıyı da hazırlattım zaten. Günaydın. Sofra hazırlanmamış hala, kahvaltı etmiyor muyuz? Biz hazırlayacaktık da Elif Hanım'ı... Aa, Elif'le bebek yüzünden biz unutulduk tabii değil mi canım? Ama siz hiç zahmet etmeyin. Ben kocamla evlatlarımı hazırlarım kendi kahvaltımızı. Ay Şükran ablacığım hiç unutmuyorum. Sen geç içeri biz hazırlarız. Ay, yok yok anladım ben. Biz kendi yerimizi bilelim, kendi işimizi hallederiz. Atıldı tabii pabucumuz damak. Elif. Aşkım, aşkım bir tane. Oh, gel bakalım. Gelin buraya. Of. Toprak ne yaptın sen? Aman, aman, aman. Ne olur izin ver ben yapayım. Oğlunun altını değiştirmek istiyorum. Hadi. Hadi lütfen. Aman, olmaz bak üstünü giymişsin zaten. Ya iş bekler sorun değil. Evet. Tamam. Al bakalım bunu da.
Ya. Hadi üşüyecek ama. Evet. Evet. Aslanım benim. Evet. Allah. Şimdi bu olduğun toprak için. Kankarım. Gülme. Anneciğim ne yaptın sen? Ama ben sana... Aferin oğlum. Rezil ettin beni. Kahraman. Üstüm başım yaşadı. Arkadaş başım çatlayacak ya. Allah'ıma çatlayacak ya. Of. Buyurun efendim. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. Oh maşallah. Dura lan. Bu yeni düldülümüz. Ya arkadaş sen beni anlamıyor musun? Ben sana ne dedim? Ha? Para harcama dikkat çekeriz demedim mi oğlum? Sen ciddi misin? Dalga mı geçiyorsun benden Maksim? Sen aldın ya oğlum gece. Önce mağaza açtırdın pantolon ceket için. Ondan sonra çek galeriye dedin içip içip. Çok içtin sen takım elbise denerken çok. Hay atlat. Baksana lan, diskotek gibi. Lan Maksut, harbiden öldüreceğim bu kızı ya. Bak bu işten sıyıramazsan var ya, sittin seni içeriden çıkamayız. Arabayı da parayı da unutursun. Ya Veysel, haydi bakalım sür arabayı ya. Yok yok, kıyamazsın sen Elif'e. Kesin başka bir planın var senin, garanti. Gece de bir şeyler geveledin ama neyse. Anlattın mı lan yoksa her şeyi? Bırak lan bir şey anlatmadım. Ya işte demek ki o kadar da kaybetmemişim kendimi. Lan oğlum. Yoksa sen bütün gece sarhoş ayağına bana işkence mi ettin sokak sokak? Haydi. Sen de saf gibi yemeyeydin. Haydi sür şimdi. İbrahim kardeşimi ziyaret edelim. Hal hatır soralım. Lan Maksut. Ama sen bana bu kadar yakın olursan olmaz ki. Ne yapayım? Ben de senden uzak kalamıyorum demek. Ne demek bu şimdi? İlk göz göze geldiğimizde de bana böyle bakmıştın. Nasıl? Biraz mahcup. Masum. Sanki sığınmak ister gibi. Ama şimdi biliyorum. Bu kara gözler. Kapkara saçlar. Bu bembeyaz ten. Beni benden alan dudak. Beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Sen beni bırakmazsan bırakma. Ağlıyor. Duydum. Git söyle kıskançlık yapmasın. Tamam.
Tamam, söylerim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de çok. Tamam. Tamam. Bunu deftere yazdım Toprak Efendi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Teber Burç. Tamam abi. Sana da günaydın İbrahim kardeş. Nedir plan, anlat bakalım. Ya dur bakalım. 7 aylık mısın? Bebelerini daha yeni buldular. Elif evden hayatta çıkmaz. Ortalık bir sakinleşsin, bakacağız bir at çaresine. Ben artık kimsenin keyfini bekleyemem hacı. Gerekirse o eve girer, alnının çatından vururum. Ha, hesabı da kaç yılsa yatar çıkarım anlamak. Gerçek. O kadar kolay zannediyorsun bu işleri yani. Bak, kahramanın kaç tane iti vardır o bahçede biliyor musun? Herifin yeğeni öldükten sonra delirdi. Sen oraya girersin, Elif'i indiremeden seni indirirler, ikindiye de Fatiha'nı okurlar. Bak koçum, sen yorukanlarla uğraşmanın ne veren bir şey olduğunu bilmezsin. Önce sakin olacaksın. Anladın? Bu iş bitecek. Elif mezara, sen ben hayatımıza geri döneceğiz. Kimse Kodes'e girmeyecek. O şekil yani. Eyvallah koçum. Kahraman Bey, bugün yeni arkadaşlar işe başladı. Ev kale gibi korunuyor. Kuş uçurtmuyoruz. Aferin. Bir daha aynı sorunları yaşansın istemiyorum. Eve benden habersiz kimse girmeyecek. Tamam mı? Peki efendim. Tamam efendim. Efendim. Kahraman Bey, istediğiniz araba için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak teslimi bir hafta sürebilir. Bir hafta mı? Yapmayın lütfen. 3 gün içinde istiyorum ben o arabayı. Yapmayın Kahraman Bey. Gümrükten çıkması zaman alır. Bakın, o araba karıma doğum hediyesi olacak. Lütfen 3 gün içinde yollayın bana. İtiraz istemiyorum. Ben bugün yanınıza geleceğim, yüz yüze konuşuruz. Peki. Burada bir başınasın kızım. Aşağı yanımıza geleydin ya. Ben böyle iyiyim anne. Kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Dokunma bana. Elif de Kahraman da huzursuz olmasın. Avukat arıyor. Ah. Efendim Sedat Bey. Günaydın Meryem Hanım. Mahkeme duruşmanın 1 ay sonra ertelenmesine karar verdi. Onu haber vermek için aradım. Peki neden yapmış? Niye vurmuş oğlumu? Trafikte tartıştık. Bana küfür etti. Asabım bozuldu. Gururuma yediremedim. Takip edip vurdum onu demiş ifadesinde. Yani bu kadar basit bir neden mi? Maalesef. Tekrar başınız sağ olsun Meryem Hanım. Sağ olun. Ne dedi avukat kızım? Oğlum bir hiç uğruna ölmüş anne. Bir hiç uğruna. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun güzel kızım.
kıymetinin de bunu gönderdi Elif'in. Hay Allah'ım, deli mi bu kadın? Kızıma nasıl bakacağımı ondan mı öğreneceğim ben? Anne, yapma ne olur. Tamam, ondan da yerim ben. Kızıma öyle güzel bir kahvaltı hazırlattım ki kan olsun, can ol. Aa. Bu ne? Annem sizin hazırlattığınızı bilmiyormuş. O da hazırlatmış bana Kıymet Hanım. Nasıl bilmiyor canım? Yanında söyledim. İnat yapıyor. Aa, yok ama olmaz böyle şey. Ben bu evin hem büyüğü hem hanımıyım. Kaç evlat yetiştirdim, kaç torun büyüttüm. Ben de neyi mi bilecek? Ben buradayım Kıymet Hanım. Tamam, tamam ne olur yapmayın böyle. Ben ikisinden de yerim. Sen de orada laf dinleyeceğine git Meryem ablana bak. Kahvaltısını yapmayacakmış. Al tepsiyi mutfağa indir. Kapattı kendini odalara. Sırf siz huzursuz olmayın diye. Çıkmasın zaten. Onun yüzünden öldük öldük dirildik. Meryem Hanım, emin misiniz bir şeyler yemeyeceğinizi? Yok Gülsüm, yemeyeceğim. Götürebilirsin. Müsait misin? Gel tabii. Yapma böyle ne olur. Kapanma bu odaya. Dışarı çık biraz. Nefes al. Nefes almak bana haram Elif. Sakın böyle şeyler söyleyip beni daha fazla üzme. Bak her şey geçmişte kaldı. Toprak yanımızda iyi. Ya size yaşattıklarım? Ben senin yerinde olsam yüzüme bakmazdım. Ben sana kızamam ki. Hem sen de benim ablamsın. Senin bana, benim de sana ihtiyacım var. Düşünme artık ne olur. E hadi bakalım. Al toprağı da bahçeye çıkıp dolaşalım biraz. Tamam aşkım. Tamam al bakalım. Yok Şükran, sağ ol, iyi böyle. Aman verme, meraklıydım seni şımarık bebeğim. E susadı tabii canım, o yüzden huzursuzlanıyor çocuk. Elif'im, belki de gazı vardır ha. Şöyle koluna yüzü koyun yatırsan da sırtını pış pışlasak. Ay Elif, acaba doktoru mu arasak? Çok ağladı yavrucak. Haklısın Meryem abla, sen iki dakika tut, ben arayayım. Yavaş, yavaş. Tamam. Aa. Bana tutturma, ona tuttur. Sanki ben kaçırdım bebeği. Merhaba doktor bey. Merhaba. Toprak çok ağlıyor, susturamıyoruz. Emziriyorum da. Elif Hanım, sütünüz yetmiyor olabilir. Mama takviyesi yapın. Peki emzirsem artar öyle değil mi? Tabii, vazgeçmezseniz, sabrederseniz muhakkak artar. Yine aynı durum devam ederse arayın, uğrarım ben. Tamam, sağ olun, iyi günler. İyi günler. Ne diyor doktor? Ne diyecek? Susamıştır, ondan ağlıyor demiştir. Elif, belki de bir emzirsen ha? Sütünüz yetmiyor olabilir, mama verebilirsiniz dedi. Ah, ben aldırtmıştım. Gülsüm, bebeğin mamasını hemen hazır ediver kızım. Hayır Kıymet Hanım, oğlum anne sütüyle büyüyecek, mama istemiyoruz biz. Evladım zaten minnacıkta el kadar kaldı çocuk. Canım bırak çocuğuna istediği gibi baksın kızım. Elif de neyi mi bileceksin? Ay ben hava alacağım, biraz bastı bana burası. Tamam tamam bir tane tamam. Tamam tamam canım benim tamam. Thank you.
Sen ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamadım. İyi ve mağdur oynuyorum İbrahim. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Tabii öyledir ya. Anam da yok başında, seni iyice şaşırdım. Başa sıkışınca kaçtı yine Neval'in. Dönmez artık o, bekleme sen de. Nasıl ya? Elif'ten kurtulmaktan vaz mı geçtin? Hayır. Suların durulmasını bekliyorum sadece. Sessiz ve sakin olacağız. Vay arkadaş, ne suymuş mübarek. Bir durulmadı gitti. Güzel torunumun karnı doydu bile. Demek ki kızımın sütü yetiyormuş. Biz yok mu dedik? Mama yerse daha güçlü olur çocuk dedik. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Defne. Dün Şükran'ı aradım. Bebek bulundu dedi. Çok sevindim, geçmiş olsun demeye geldim. Sağ ol, hoş geldin. Hoş geldin Defne. Oldu olacak, kahvaltıya da gelseydin. Gerçi biz de doğru düzgün edemedik ya, hadi neyse. Sonrasında işlerim var Şükran. Ondan erken geldim. İyi ettin kızım. Aferin. Sen nasılsın Meryem abla? İyiyim Defne, sağ ol. Hah, benim torunum uyumuş bile. Ver de ben onu yukarı çıkarayım bir tanem. Yavaş. Ha, hediyemi taksaydım. Sağlıkla, mutlulukla büyüsün inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz Defne. Sen de bebeğini sağlıkla kucağına alırsın inşallah. Kalabalık olmuş burada. Evet, güvenlik önlemleri arttı. Kahraman Bey işi sıkı tutuyor. Hayırdır, niye ki? Kerem Bey'in katili içeride. Belli mi olur? Göze batan aile. Düşmanı çoktur. Ha, tabii, doğrudur. Arabası yok, gitti mi Kahraman Bey? Bebek geldi ya. Çok mutlu. Karısına hediye araba mı alacakmış ne? Ne güzel. Defne, o gün için kusura bakma ne olur, ben... Hiç önemli değil Elif. Ben seni anlıyorum. Ben de olsam aynısını yapardım. Evladın kayıptı. Ve o kadar yaşadığımız şeyden sonra... aklına ilk benim gelmem normal. Neyse, neyse. Geldi geçti artık. Üzüntü, sıkıntı yok. Bak torunum geldi maşallah. Evimiz bebek kokusuyla doldu. Evet. Kızım... Git mutfaktakilere söyle de tatlı falan bir şeyler getirsinler. Ne güzel oturuyoruz. Ağzımız tatlansın. Hem de süt olur Elif'e. Tamam anneciğim. Gülsüm. Gülsüm. Koş koş koş. Hemen Elif'e süt yapmamız lazım. Yoksa başka türlü geçmeyecek sarılığı yeğenimizin. Yani böyle şerbet tatlı bir şeyler de getir. Hem misafirimiz de var. Ayıp olur sonra. Sağlığı nasıl Toprak? Erken doğmuştu değil mi? Yeni doğan sarılığı oldu ama şimdi daha iyi, sağ ol. Toprak uyandı, ağlıyor. Bir bakar mısın kızım? Geliyorum anne. Aa, nerede kaldı bu kız? 40 saat oldu tatlı şerbet isteyelim. İnsaf. Senin de tahttan inmen kolay oldu ha Defne. Bak hemen kuruldu yerine Elif. Umurumda değil Şükran. Tabii tabii. Ama sen de esaslı kızmışsın ha. Böyle geliyorsun gidiyorsun, ilgileniyorsun. Ben olsam var ya kesin saçın başını yolardım. Söylediklerin pek benim tarzım değil.
Ondan yapmıyorumdur belki de, ha? Ay anneciğim aşk olsun ya. Toprak da uyuyor. Niye çağırdın sen beni buraya? Ben seni Toprak için çağırmadım ki buraya. Niye çağırdın? Elem terefişkem gözler işiş. Bismillahirrahmanirrahim. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Nazar duası bu kızım. Sen Defne'nin ikinize nasıl baktığını görmedin mi? Ben de dayanamadım. Kaptım torunumu çıktım odaya. Size nazar değecek diye ödüm koptu. Tamam dua et güzel de insanlar için böyle düşünme ne olur. Hem niye kıskansın biz? Sen annene inan güzel kızım. Bak o Defne'nin gözü göz değil. Ona fazla güvenme. Defne bence hatalarını tamir etmeye çalışıyor. Hem herkes ikinci bir şans hak eder. Ben ona o şansı vereceğim. Göreceksin aramız gayet iyi olacak. İnşallah yanılmazsın kızım. İnşallah. Gözünüz aydın. Bebeği duydum ziyarete geleyim dedim. Sağ ol Defne. Kahraman, ben her şey eskisi gibi olsun istiyorum. Bir sürü tatsız şey yaşadık. Unutalım olur mu? Bu senin elinde. Biz unuttuk her şeyi. Görüşürüz. Sen iyi misin? Ben? İyiyim. Bebeğimiz de iyi. Merak etme. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni. Hepsini toprağa mı aldın? Şanslı çocuk. Aslında biz şanslıyız. Her şey geçmişte kaldı çok şükür. Sana da minnettarım. Geçmiş yaşın gerçekliğin için. Görüşürüz. Kahraman nereden çıktın sen? Aşk olsun. İnsan kocasını böyle mi karşılar? Ya öyle demek istemedim. İşe gittin diye biliyordum. Görünce şaşırdım. Sizi özledim. Oğlum uyudu mu? Evet. Güzel karım nasıl bugün? İyi mi? Şimdi daha iyi. Bunlar ne? Dayanamadım, yoldan geri döndüm işte. Sonra bir baktım bebek mağazasında. Öyle mi ne geçerse aldım işte. Yani malum hazırlıksız yakalandık ya. Sen de her şeyi böyle kusursuz yapmak istersin. Belki okursun diye aldım bunları. Çok iyi düşünmüşsün. Daha bir sürü eksiği vardı toprağın. Beraber çıkalım mı? Toprak da gelsin. Toprak uyuyor ama. Sonra yaparız. Zaten hava bir serin bir sıcak üşütmesin. Peki. Diğerlerini de açsın mı? Tamam. Çok tatlı bu, çok şirin. Bu ne? Aç bak. Kahraman çok güzel. Güzel karıma doğum hediyelerinden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ama benim için en güzel hediye toprakla sensin. Ben başka hiçbir şey istemem. Aslında bir sürprizim daha var. Fakat birkaç gün beklemen lazım.
Gerek yoktu dememin bir anlamı yok o zaman. Yok. Her şey rüya gibi. Toprak yanımda, sen buradasın. Hiç bitmesin olur mu? Elif, ben seni 3 kere kaybettim. Çok zordu. Toprak kaybolduğunda da yanımdaydın ama aslında yoktu. Cehennem azabı gibiydi. Seni bir daha kaybetmeyi göze alamam. Bunu hiç unutma, tamam mı? Ben de seni. Görgüsüzlük diz boyu. Sanki daha önce hiç bebek girmemiş o konağa. Görmen lazımdı hallerini. Ben olacaktım orada Elif değil. Ben olacaktım. Bütün o hediyeleri bana getirecekti kahraman. Benden, bebeğimizden başka hiçbir şey umurunda olmayacaktı. Evden sonra başka bir yere gideceksin mi? Benim bir iki özel işim vardı. Neymiş bu özel iş? Seninle alakası yok. Memlekete bir iki bir şey göndereceğim de. İyi. Ne yaparsan yap. Hatta senin, ben giderim eve. Gülsüm bekleseydin yardım ederdi sana. Zaten yıkanacak bunların hepsi. Renklerine göre ayırıyorum ben. Hijyen meselesi. Aa. Kahraman, bu çok büyük galiba. Ne bileyim canım. Elime geçeni aldım işte. Ben büyüyünce giyer. Fark etmez. Büyüyecek öyle değil mi? Tabii ki büyüyecek. Biraz düzelsin, Hatay'a gidelim diyorum. Hatay'a mı? Hı hı. Olur, gidelim. Ben de çok özledim, iyi gelir. Bütün gün gezeriz orada. Araziyi tanısın. Toprağın kokusunu bilsin şimdiden. Beraber ata bineriz. Hasat zamanı narı kırdığında kucağımda olsun. Sen de yanımızda ol. Evimize bol bereket gelsin. Hayali bile çok güzel. Seneye bu zamanlar yürümez belki ama en azından emekler. Sence önce anne mi der, baba mı? Baba der. Allah Allah, niye baba diyormuş, belki anne der. Bir tane daha çocuk yaparız, o da anne der. Olmaz mı? Ha? Bilmiyorum artık. Nasıl yani? Bir kız bir oğlan yapmaz mıyız? Bilmem. 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 Yapar mıyız? Telefonda söylemedim, geldik. De bakalım neymiş haber. Ben bir plan yaptım. Nedir? Kahraman Elif'e gıcır araba alıyormuş, doğum hediyesi. Arabaya bomba koyacağız. Elif de tapındığı paralarla havaya uçacak. Aslında ne gülüyor acaba? O gülmüyordur. Refleksmiş o. Hayır canım, gülüyor işte.
Yok canım, kitapta okudum şimdi. Gözlerime mi inanayım, kitaba mı inanayım kahraman? Benim oğlum güldü, hem anneler hisseder, bilirler. Tamam, kızma ya. O zaman kitaplarla sen de beni kızdırma, fena olur. Tamam, tamam. Rüyasında seni görmüştür o yüzden. Bak hala dalga geçiyorsun, aşk olsun sana. Yok ya, dalga geçmiyorum. Tamam kahraman, tamam. Sen gülmeye devam et. Biraz. Öpsen barışır mıyız? Hayır. Ama bak, bu da refleks. Ben sana sarılınca öpmeden duramıyorum. Seni öpmek. Koklamak. Sana dokunmak. Çok güzel. En önemlisi bomba düzeni. Araba konağa gelmeden yerleştirmemiz lazım. Hallederiz. O iş bende. İçeriden bir iki arkadaşla görüşeceğim. Bomba yapanı bulurum, her şeyi hallederim. Sen de patlarken keyifle izlersin. Eve servis bir nevi, yorulmayacaksın. Bomba işi bende. Niye? Güvenemedin mi bana? Yok be İbrahim kardeş. Yani işte ben böyle titiz herifin tekiyim. Kendi işimi kendim görürüm. Galeriden araba almadı, bombayı koymadı bende. Sen rahat ol. Emin misin? Bunlar ince işler bak. Sağlam adamın var mı? Var var. Para bende, güç bende. O şekil yani. Efendim? Kahraman, umarım rahatsız etmiyorumdur. Yok yok, hayır. Dinliyorum seni. Bir şey mi oldu? Bugün size uğradığımda Elif söyledi. Toprağın sarılığı geçmemiş hala. Evet. Atlatamadı bir türlü. Eve gelince aklıma takıldı. Ben kendi bebeğim için çok iyi bir çocuk doktoru buldum. Bayağı araştırdım, çok iyiymiş. İsterseniz bir de ona götürün. Değil, fabrika sanki. Mahvettiniz kızları. Kim yiyecek bunca şeyi? Kızım, boş boş konuşacağına sen de bir işin ucundan tutsan ne güzel olur. Ya da diyeceğini deyip git, biz de işimize bakalım. Yakup'la konuştum. Hala iştelermiş. Babamla organik işiyle uğraşıyorlarmış. Akşam yemeğe gelmeyeceklermiş. Onu söyleyecektim. Kızlar, sofrayı ona göre kurun. Müthiş proje sözde kahramanın da ama evde bebek bakmaktan şirkete gidemiyor maşallah. Babam da apar topar peşinden gitti. Bütün yük Yakup'un sırtında. Ha, ben sabah gitmeden evvel Ziya Bey'le konuştum. Evde kadınlar var, rahatsızlık vermeyeyim diye gitti. Aciliyetten değil yani. Sen yanlış anladın herhalde. Herhalde. Neyse. Size kolay gelsin. Allah, bir tane akıllısını vereydin ya bana. Elif, iyi bir doktor varmış. Toprağı bir gösterelim mi ona, içimiz rahat etsin. Olur, gidelim, haklısın. Hazırlanın. Gel bakalım. Gel aşkım. Ben doktoru sevdim. Defne önermiş. Bana hiç bahsetmedin. Ya ne önemi var ki? Önemli olan doktorun iyi olması. Vallahi aklıma hiç gelmedi sana söylemek. Defne biraz titizdir bu konularda. O yüzden ben de tamam dedim.
Merak etme, araştırdım ben de. Yetmiş. Ah, geldiler. Hoş geldiniz. Nasılmış torunum? Çok şükür her şey yolunda. Biraz kilo da almış. Bundan sonra Toprak'la o doktor ilgilenecek. Peki Sarılığı ne durumdaymış? Zamanla geçer dedi doktor. Bir de sadece anne sütü istedi. Ya ama Elif'in sütü yok ki. Doktor izin vermiyor diye su da içirtmiyorsunuz. Hani aç mı kalacak bu çocuk? Anne, sadece doktorun dediği olacak. O kadar. Değil mi? Gel bakalım Elif. Gel bakalım. Efendim Nilgün? Sanki biz çocuk büyütmedik. Hey Allah'ım ya. Hey Allah'ım ya Rabbi. Veysel, şu galeriye bir gidelim ya. Olur. Ha, bir de villa bul demiştin ya. Boğaz manzaralı bir tane buldum Sarıyer'de. Ya koçum, ben manzaraya ne yapayım ya? Yörükhan'dan orada bak. Şanımıza yakışır bir ev var. Ya ne yapacaksın ki oradaki evi? Elif de ölecek. Allah Allah ya. Anısına heykel mi dikeceksin? Ne yapacaksın? Seni dikeceğim. Sardunya niyetine. Her günde sulayacağım. Oldu mu? Allah Allah ya. Ne dedim şimdi ya? Gene yedik fırçayı. Havası güzel oranın koçum, havası. İyi gelir. Hem senin zihnini de açar. Tamam Nilgün. Hadi görüşürüz. Kahraman. Kahraman dur. Beni de bekle. O ne anne? Ha, bu şekerli su. Tokta tutar. Çocuk susuzluktan öldü evladım. Yazıktır, günahtır. Anne, sütünde su varmış zaten. Bunu konuştuk seninle. Tamam mı? Su yok. Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Bak, kız sana hayır diyemez. Sonra biz papaz oluruz seninle ha. İyi. Her şeyi de siz bilirsiniz. Selamünaleyküm koçum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beklettim, kusura bakma. Geçen ben bunu aldım ama memnun değilim. Koydum kafaya, değiştireceğim. Var mı elinde bundan daha üstün canavar gibi alet? Yok ama getirtiriz fabrikadan. Yani ne var misal? Bugünlerde ne revaçta? İş adamları ne alıyor? Kahraman Yürügan'ı tanır mısınız? Dün sattım bir tane ona. Şu model. Bundan sattın demek. Bilirim bilirim. Yakışır. Öyle, müşterilerimiz hep iş adamlarıdır. Bu renk mi aldı? Yok, siyahını istedi. Üç güne kadar gelecek araç. İsterseniz aynısını size de yapabiliriz. Bilemedim ki. Sen ne diyorsun Meysu? Yani ne farkı var ki bunun? Ne sözler, anlamadım. Olur mu? Gelin bir oturun. Hadi sen göster bir Veysel abi. Hadi anneciğim, ol artık, ne olur. Hadi bir tane. Ne oldu? Kahraman uyumuyor. Kıymet Hanım haklı mı yoksa ya? Sütüm mü az geliyor, mama mı yapsam? Yok canım, öyle bir şey olsa doktor söylemedi. Ver bakayım, bir de ben deneyeyim. Senin sinirlerin bozulmuş, yoruldun sen tabii. Bir tek bende uyuyor, buna alışık. Bir de baba kucağını dinlesin canım. Gel bak, gel yakışık. Merak ediyorum, nasıl uyutacaksın? Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var Elif Hanım. Değil mi? Değil mi? Tamam, gel bakalım aslanım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Balam nene, nene, nene,
Kahraman. 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 Toprak. Kahraman. 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 Toprak. Kahraman. Kahraman. Elif, ne oldu? Toprak yok. Meryem abla, toprak yok, oğlum yok. Nerede olduğunu gördün mü sen? Elif, gerçekten ben bir şey yapmadım. Bak, yardım et bana, ne olur. Ne olur oğlumu bulalım, yok. Ama ne oluyor, nedir bu bağırış çağırış? Şükran, toprak yok. Nerede olduğunu biliyor musun sen? Daha ben bebeği kucağıma bile almadım. Kahraman! Kahraman! Anne! Anne, toprak sende mi? Yok Elif, görmedik. Ne oldu? Gülsüm, sen gördün mü? Ne demek görmediniz? Oğlum nerede? Toprak! 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 Ay, iyice delirdi. Konaktadır o. Babası olmuştur. Toprak oğlum, neredesin? Toprak! Toprak! Kıymet Hanım, siz bana sormadan oğlumu nasıl alırsınız? Elif, ben... Kızım, sen uyuyordun. Ben de biraz dinlen diye aldım 2 dakika. Bundan sonra bana sormadan bebeğimi almayacaksınız. Lütfen! Duydunuz mu? Bana sormadan bebeğimi hiç kimse almayacak. Hiç kimse. Arabanın modelini, plakasını, rengini, her şeyini öğrendik. Satıcı geveze bir velet vardı. Her bir şey anlattı. Kahraman Bey özel plaka alıyormuş. Veysel, sen bizim çocuklara söyle, o velete yüklüce para versinler. Tamam. Teslimat zamanı da işte okuş yapacağız. Bir galeriden de aracın aynısından bulduk. Bizim bomba düzeneğin altına yerleştireceğiz. Teslimat zamanında da işte okuş yapacağız arabaları. Çaktın. Ya satıcıyı ayarlayamazsanız? Ha? Teslimatta sorun çıkarsa? Ya İbrahim, satıcı tamam. Bütün gece kafaladım. Bu değiş tokuşu, teslimatı falan her bir şeyi bu çocuk yapıyor. Gözleri fırıl fırıl çakalı. Anladın? Para da cebe inecek yani, hissetti onu da. Sıkıntı yok. Bomba ne olacak? O da tamam. Değil mi Veysel? Hepsi tamam, bir sorun yok. Eve sabah kalkınca fark ettim. Daha önce kanamam olmamıştı hiç. Hemen hastaneye gelin Defne Hanım. Bekliyorum sizi. Ne olur bırakma bebeğim beni. Ne olur bırakma. Hayır, ben ne bileyim bu kadar korkacağını. Biraz hava alsın diye çıkardım. Kahraman giderken Elif uyuyor dedi. Bütün gece de oğlanın sesini duydum. Hani kızcağız biraz dinlensin, istirahat etsin diye çıkardım çocuğu dışarı.
İyi tamam, onu anladık da Kıymet Hanım. Peki bebeğe şekerli su vermekle ne oluyor ha? Doktor verilmeyecek dedi mi, demedi mi? Doktor, doktorlar çok bilir ya. Ben bütün çocuklarımı su vererek büyüttüm. Annem de bizleri, 7 kardeşi öyle büyüttü. Bak hepimiz sapasağlamız, Allah'a şükürler olsun. Neyse, neyse. Ben çıkıp da bir Elif'e bakayım. Of Allah'ım. Bir huzur bulamadık ya Rabbim. Benim de aklım çıktı korkudan toprağa bir şey oldu diye. Hayır, yine akıllarına ben geleceğim. Ay ben gelmeyeceğim herhalde. Sen geleceksin tabii Meryem. Sağ ol Şükran. İçime su serptin. Ay Meryem, alınganlık yapma hemen. Doğruya doğru yani. Ama bu Elif bir tuhaf. Bakın gördünüz nasıl ortalığı kasıp kavurdu. Böyle iyi görünüyor ama bence feci hesapçı. Çok uyanık. Bence dikkat edelim. Ay bakmayın öyle. Yakında anlayacaksınız kıymetimi. Sel gider kum kalır yani. Yani sel bu kız, ben kum oluyorum. 25 yıllık gelininiz. Bana bak Meryem. Bu iyi bir şey mi dedi şimdi, kötü bir şey mi? Aman anne, Şükran işte konuşuyor. Boş ver. Of Allah'ım. Her şeyi idare ettim de şu Şükran'ın çenesini kapatamadım. Yanıyorum, ona yanıyorum. Eyvallah. Plaka işi tamam. Aferin uçum benim, aferin. Bakın ben böyle izliyorum sırf. Eğer bir aksilik olursa Elif'ten önce sizi tahtalı köye yollarım bilesiniz. Ya vallahi sen beni neyle sınıyorsun? Ne terslik olacak lan ha? Ne terslik çıkacak lan? Araba tamam, plaka tamam. Galerideki çocuk da tamam. Bir bomba işi kalmış. Ne terslik olacak? Onu da sanayideki bizim deli Fikri'ye yaptırtıyorum. Becerir böyle kıl işleri. Kim bu Fikri? Memleketli mi? Yok ya, öğrencilik zamanında sağ sol olaylarına karışmış. Hukuktan atılma. Anarşik anlayacaksın. İçeride falan yatmış. Adamın o zamandan kalan bir becerisi var. Eline ne verirsen bombayı yapar, patlatır. Dayıoğlu, bu adam sağlam mı? Ağzı sıkı mı? Bak bizi patlatmaz, sonra tufaya gelmeyelim. Yok ya, adam bizden, rahat ol. Sıkıntı yok. İyi. O zaman ayarladığımız aracı yarın gönder o deli Fikri'ye. Tamam mı? Ne istiyorsa da bul, buluştur, ver. Tamam. Maalesef küçük de olsa bir düşük tehlikesi var Defne Hanım. Allah korusun. Ne yapacağız peki? Dediğim gibi küçük bir ihtimal. Yani yine de bugün burada gözetim altında olmanızda fayda var. Bebeğime bir şey olmayacak değil mi? Geçecek bu kanım. Biz elimizden geleni yapacağız. Yalnız siz kendinize iyi bakın. Dikkat edin, dinlenin ve moralinizi yüksek tutun. Hemen yatış işlemlerinizi başlatalım. Aramak istediğiniz birileri varsa arayabilirsiniz. Gece sizinle kalabilir. Bakın, herkes her şeyi anladı değil mi? Yani sonra ne yapıyorduk diye yapışıp kalmayalım. Ben bir şeyi anlamadım. Nedir? Her şeyi siz yapıyorsunuz. Ben ne yapacağım? Bana ne gerek var? Sen o düğmeye basacaksın. Ben tribünden izleyeceğim. Anlayacağın yükün ağırı sende. O düğmeye basmak mangal gibi yürek ister. Aynen aynen. Sen buna bıraksan hayatta basamaz o düğmeye. Elif'ine kıyamaz bu. O derece kara sevdalı. Ya kaç kere silahı dayadı, tetiği çekemedi. Anlayacaksın, düğme işini sen hallet. Buna bırakma. Yok be abi ya. Eskiden de o yani. Artık sabrım kalmadı. Ölsün Elif ya. Çok umurumda değil yani. Hatta istiyorsanız o düğmeden bir tane de bana yaptırın. Aynı anda basalım. Hani görelim o zaman delikanlı kimmiş. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ne? Ne bakıyorsun ya ters ters? Lan sana şimdi buradan bir saracağım. Gerizekalı. Takire. Gidiyoruz.
Elinden bir kaza çıkacak. Mal. Kahraman. Annemle konuştum. Anlattı olanı. Kahraman, ben çok kötü oldum. Kontrolümü kaybettim toprağı göremeyince. Tamam. Ben olsam ben de delirirdim. Annene de kızma sakın. Yok yok, kızmadım. Zaten ortada kızılacak bir şey yok. O da işte kendince torunuyla ilgileniyor. Öyle rahatladım ki. Sen de kıymet hanımla üzülecek diye içim içimi yiyordu. Hadi hazırlan. Toprağı da hazırla. Gidiyoruz. Nereye? Pikniğe. Bugün gitmeyelim ne olur, zaten tadım çok kaçtı. Peki. Burada yapalım o zaman. Bizim evin bahçesi ne kadar büyük bilmiyorsun galiba. Olur mu? Olur. Hadi o zaman, güneşin güzel saatlerini kaçırmayalım. Ne zaman yaptırdın bütün bunları? Ben yaparım. Daha dur, ne sürprizlerim olacak. Bir gün bir gözünü açmışsın, bir bakmışsın dağın tepesindeyiz. Bir bakmışsın arabaya atlamışız, bir deniz kıyısındayız. Bekle. Değil sonra mi? Bir uyanmışım, bir teknedeyim. Resmen kaçırmıştım beni. Oğlumuz da sana benzerse yandık desene. Çok yaramaz olacak, çok. Daha ne istiyorsun işte? Yakışıklı bir oğlun olacak. Değil mi? Ben çocukken çok yaramazdım biliyor musun? Dağlardan, tepelerden inmezdim. Oğlum da benim gibi çok yaramaz olacak. Beraber Asi Nehri'nde yüzeceğiz. Balık tutacağız. He? Babam bizim çiftliğin en büyük ağacına benim için bir salıncak kurmuştu. Ben de oğluma yapacağım. Orada sallanacak benim oğlum. Ay. Ay. Tamam. Ay. Bütün bunlar olacak mı? Olacak. Kötüyü düşünme artık. Siz önce Allah'a sonra bana emanetsiniz. Korkma. Bu bahçede bir sürü çocuğumuzun kahkaha seslerini düşün. İyi düşün, iyi olsun. Efendim Defne. Kahraman, ben hastanedeyim. Ne hastanesi? Kanaman var. Bebeğin düşük tehlikesi varmış. Ne diyorsun sen Defne? Seni de böyle arayıp rahatsız etmek istemedim ama... ben bu yükün altından tek başıma kalkamayacağım galiba. Neticede bebek ikimiz. İyi değilim. Tamam. Giriyorum. Hangi hastane? Vardınız mı Hatay'a? Ala ala. Doğru, iyi şükürler olsun. Oldu. Hoşça kalın. Babanla konuşuyordum. Hatay'a varmışlar işte, organik tohum mu ne alacaklardı. Biliyorum anne, biliyorum. Elif'le toprak uyudular anne. Kulağın onlarda olsun. Ben bir hastaneye gidiyorum. Ne hastanesi oğlum? Defne aradı anne. Doktoru düşük tehlikesinden falan bahsetmiş. Ay Allah muhafaza. Oğlum geçmiş olsun. Thank you.
Vah vah. Fikri abi bomba malzemelerini kendine ayarlayacakmış. Para yolladım. Ben de sana aynı mevzuyu açacaktım da lafı ağzımdan aldım. Söyle o deli Fikri abine, öyle büyük bir patlama olmayacak. Gerisi bende. E ne demeye o zaman bu kadar uğraşıyoruz Maksud? Neyin peşindesin oğlum sen? Oğlum benim de kendime göre bir hesabım kitabım var. Sen dediğim yap, karışma. Oho! Böyle olmuyor ama he. Yola çıktık, plan altında plan. Ben yokum. Lan bana bak. Bana atar yapma, adamın asabını bozma ha. Dinle, anlatacağız. Şimdi var o patlayacak ya. Tamam mı? Böyle ufak bir şey olacak. Araba patlayınca herkes Elif'i öldü zannedecek. Ama ben olayın bizzat içinde olacağım. Gideceğim Elif'imi kurtaracağım, saklayacağım. Ama tabii bunu bizim salak İbrahim bilmeyecek. Kimse bilmeyecek. Bir sen, bir de ben. Anladın? Kahraman. İyi misin? Çok korkuyorum. Doktorunla konuştum. Sadece kontrol için buradasın. Ağrı mı var? Ay iyi değilim, ağrım artık Kahraman. Ben doktor Şahin. Sen uyumadın mı kızım? Biraz dalmışım ama uyandığımda Kahraman'ı göremedim. Her yere de baktım, hiçbir yerde yok. Siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Hastaneye gitti Defne'nin yanına. Düşük tehlikesi varmış da. Defne Hanım, ağrınız varmış. Hemen bir bakayım bebek ne halinde. Ben dışarıdayım. Benim ağrım falan yok. Biz Kahraman'la boşandık. Bebeğin babasız büyüsün istemiyorum. Benden ne yapmamı istiyorsunuz anlamadım. Defne'nin ağrısı var deyin. Bu gece benimle kalsın. Fakat alelen bu yalan söylemek olur, yapamam. Neticede düşük tehlikem yok mu benim? Var. O zaman ağrım oldu da yalan olamaz. Bakın. Belki bu gece bir araya geliriz Kahraman. Küçücük masum bir yalan. Belki yuvamı yeniden siz yapacaksınız. Belki sizin sayenizde bebeğin babasız büyümeyecek. Lütfen. Anladım canım. Ya umarım bir şey olmaz. Doktor çıktı hayatım. Sonra konuşuruz. Durumu nasıl? Bir tehlikesi var mı? Tehlike yok diyemem. Kahraman Bey, Defne Hanım'ın desteğe ihtiyacı var. İsterseniz bu gece onu yalnız bırakmayın. Moral verin. Bu tür durumlarda en önemli şey manevi destek. Teşekkür ederim. Korkuyorum Kahraman. Bebeğime bir şey olur söylerim ben. Kötü düşünme. Bir şey olmayacak. Rahat ol. Ya olursa? Defne, hastanedesin. Burası güvenli bir yer. Hem doktorun da iyi. Kahraman beni yalnız bırakma. Ne olur gitme, benimle kal. Tamam.
Lütfen. Daha sonra tekrar arayın. Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Yok torunum. Derken böyle bir ırmak görüyorum. Irmak boyunca gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Karşıma koca bir çağlayan çıkıyor. Ama nasıl gürül gürül akıyor. Bir de ne göreyim? Şelalenin dibinde torunum kana kana su içiyor. Ay, çok manidar bir rüya. Ay anne ne yaptın? Ya toprak suya düşse Allah korusun? Siz alay edin. Babaannesine malum oluyor çocuğun. Ama Kıymet Hanım, daha kaç kez konuşacağız bu konuyu? Toprak anne sütüyle büyüyecek. Kıymet Hanım değil, anne kızım. Kaç defadır söylüyorum, değil mi sana? Kız haklı anneciğim. Şöyle içinden gelecek de bir anne diyecek, değil mi ama? Ay hala haber yok mu Kahraman'la Defne'den? Ay insan telefonunu şarj etmez mi canım? Ah oğlum, nasıl Defne? İyi olacak inşallah anne. Bebek de iyi o zaman, değil mi Kahraman? Oğlum. Ya Veyso. He. Oğlum. Ne yaptın bu ev işini ya? Bulamadın mı hala? Oğlum ben sevmiyorum böyle oteli. Ben ev istiyorum ya, yuva. Ya emlakçı bakıyor hala. Bir tane buldu da Kahraman'ın dibinde, istemezsin diye söylemedim sana. Ya neden istemeyeyim arkadaş? Bana ne Kahraman'dan? Al o sen al. İyi sen bilirsin. Ha. De. Elif'in beğendin mi acaba? Neyse ben bakarım. Ya bir dakika, bir dakika ya. Ben senin kafanı çözemedim Maksut. Ya bir kızı öldüreceğim diyorsun. Bir kurtaracağım diyorsun. Ya bir saklayacağım diyorsun, sonra da Kahraman'ın dibinde ev alıyorsun. Neyin peşindesin sen ya? Karışma sen, karışma. Keyfimin gahyası mısın? Ya evi alırım, ister otururum, ister boş tutarım, ister yakarım, ister yıkarım arkadaş ya. O şekil yani. Allah Allah. Bana bak. O İbrahim'in yanında da öyle zevzeklik yap, boş boş konuşma. Herif zaten benden işkilleniyor, ters ters bakıyor, ayar oluyorum lavuğa. Bir çuval inciri etme. Haydi. Sevindim. Kim bilir ne kadar korkmuştur. Evet. Gece iyi değildi. O yüzden yanında kaldı. Annesi de yok. Şarjım da bitti. Arayamadım seni. Uyuyorsundur diye hastaneden de aramadım. Olsun. Kızmadın değil mi? Neden kızayım Kahraman? Defne yalnız ki onun yanında olman lazım. Ciddi misin? Evet tabii ki. O çocuk toprağın kardeşi. Ben her zaman ikisi birlikte büyüsün istiyorum. O da bilsin kardeşini, sevsin onu. Doğru olan da bu zaten. Sen nasıl bir kadınsın? Ben de şanslı adam. Asıl şanslı olan biziz. Sen varsın. Her şeyimizsin. Senden bir şey isteyeceğim. Ne olursa olsun onlarla hep ilgilen, olur mu? Sen buna bıraksan hayatta basamaz o düğmeyi. Elif'ine kıyamaz bu. O derece kara sevdalı. Ya kaç kere silahı dayadı, tetiği çekemedi. Anlayacaksın, düğme işini sen hallet. Buna bırakma.
İyi günler. Defne Hanım içeride mi? İçeride. Biz sizinle daha önce tanıştık mı? Hiç karşılaştık mı bir yerde? Mümkündür. Defne Hanım'ın şoförüyüm, oradan biliyorsunuzdur. Hayır, hayır. Sanki başka bir yerde, hiç denk geldik mi? Hatay'da olabilir, memleketliyiz. Siz de mi Hataylısınız? Evet. Aslında bir nevi tanışıyoruz ama siz beni hatırlamazsınız. Öyle mi, nereden? Mahallelerimiz çok yakındı. Bir iki sefer de tarlaya giderken sizin minibüsü kullanmıştım. Hay Allah. Neden daha önce gelip merhaba demediniz? Hatay'dan birini görmek güzel. O kadar özledim ki oraları. Ben de. Hele buralarda daha çok özlüyor insan. Tanıştığıma çok memnun oldum. Kolay gelsin. Ben de. Eyvallah. Elif. Merhaba Defne. Geçmiş olsun. Ben seni merak ettim. Müsait miydin? Müsaitim tabii. Sana çok sevdiğim kurabiyelerden aldım. Umarım sen de beğenirsin. Niye zahmet ettin? Çok mersi. Buyur. Elif nerede anne? Hayret, nasıl bırakıp gitti şehzadesini? Elif Defne'ye geçmiş olsuna gitti. Aldın mı cevabını? Aman bana ne? Bak, Elif hakikatli çıkıyor. Benden söylemesi. Baksana nasıl memnun mesut hepsi. Aman bırak Allah aşkına anneciğim. Bunun adına politik olmak denir. İşini bilmek denir. Herkesin gönlünü kazandı iki günde, senin bile. İyi. Sen burada böyle bir başına kal. Hiç ders alma. Şimdi nasılsın? İyiyim ama dün gece çok ağrım vardı. Çok kötüydüm. Sağ olsun kahraman yalnız bırakmak istemedi. Ben git dedim ama. İyi yapmış. Defne, ben senin o gün söylediklerine samimi olduğunu biliyorum. İnanıyorum buna. Ben çocuklarımızın kardeş gibi büyümesini istiyorum. Onların mutlu olması için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Senin de böyle düşündüğünü biliyorum. Bence de. En doğrusu bu Elif. Bebek doktor tavsiye etmişsin. Gittik. Toprak muayenede hiç ağlamadı. Bundan sonra doktor ilgilenecek. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Benim bebeğim de doğunca aynı doktora götüreceğim. Neyse, ben senin fazla vaktini almayayım, kalkayım. Toprağıdakilere bıraktım. Çok ayrı kalamıyorum. Şimdiden özlüyorum. Haklısın. Bir şey ihtiyacın olursa ara lütfen. Ararım. Toprağı öp benim için. Çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ın cezası. Teşekkürler, siz de. Nasıl da numara yapıyor? Hoşça kalın. Hoşça kalın. İbrahim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne konuşuyorsun o kadınla? Hiç. Ya kendi geldi laf attı. Tanıyacağım sizi bir yerden dedi. Ben de Defne Hanım'ın şoförüyüm, konakta görmüşsünüzdür dedim, geçiştirdim. Ne yapacaktım? Salak mısın sen? Ya Elif kahramana bundan bahsederse? Ya Elif öldükten sonra kahraman onun peşine düşerse? Ya ipin ucu bana dokunursa? Ne diye delil bırakacak işler yapıyorsun? Ama hikaye yazdın ha. Kahraman o kadar akıllı falan değil. Elif de daha eve gitmeden unutur beni. Ya işi gücü yok, senin şoföründen mi bahsedecek kahramana? Şoförün falan değilsin artık. Bitti bu iş. Nasıl yani? Elif'i öldürmekten vaz mı geçtin? Hayır. Evine git bekle. Başka bir işle uğraş. Ben sana gel vur demeden Elif'e bir adım bile yaklaşmayacaksın.
Efendim Defne. Kıymet Hanım merhabalar. Sizden küçük bir ricada bulunabilir miyim? Söyle bakalım neymiş? Şoförüm kovdum da densizlik yaptı. Zaten hiç gözüm tutmamıştı. Bana konaktan yeni bir şoför yollayabilir misiniz? Çaresine bakarız. Ben birini gönderirim sana. Kahramana da söylerim. Ha, bu arada geçmiş olsun. Kendine iyi bak. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben ne yapacağım böyle? Biraz ayrı kaldım. O kadar çok özledim ki. Talim benim. Annelik bu işte. Annelik. Defne nasıl? Seni üzmedi değil mi? Yok şimdi iyi. Ama çok korkmuş tabii, endişelenmiş. Doktor da her şeyin normale döndüğünü söylemiş ama yine de dikkat etmesi lazım. Sen Defne ile mi görüştün? Evet. Aslında geçmiş olsuna gittim. Kızdın mı? Hayır. Sadece biraz şaşırdım. Kahraman, ben onun için çok endişelendim. Tek başınaydı, annesi yoktu. Biraz konuşur, sohbet ederiz dedim. Bir de tehlike atlatınca gidip görmek istedim. Ben her geçen gün sana daha da aşık, daha da hayran oluyorum. Sen nasıl bir kadınsın? Sana aşık bir kadın. Hazır mı her şey? Yarın kaçta nerede buluşacağız? Sabah arabaları da eş tokuş edeceğiz. Erkenden evden alırız seni. Düzenek? Benim dayı oğlunun elinden kurtulmaz böyle şeyler. Çok merak ettiysen araç otoparkta. Gidip bakalım, için rahatlarsın. İstemez. Yarın büyük gün yani. Sabah ezanıyla kalkarım ben. Bekleyeceğim sizi. Aha, tamam. Garip öyle değil mi? Ne? Hayat. Bizi nereden nereye sürükledi? Acaba başka bir zamanda, başka bir yerde olsak yine aşık olur muyduk birbirimize? Ben aşkın insanları seçtiğine inanıyorum. Yani biz başka bir zamanda, yıllar evvel ya da yıllar sonra bile karşılaşacaktık. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Peki diyelim ki bir gün kavga ettik, ayrıldık. Böyle bir şey asla olmayacak. Diyelim ki bir gün oldu, ayrıldık. Aradan zaman geçti. Sonra bir gün karşılaştık. Aşkımız yine de devam eder mi, biter mi? Bizim yaşadıklarımız, biz ölüp gitsek bile devam edecek. Torunlarımız birbirini anlatacak. Hiçbir zaman ölmeyecek. Ne olursa olsun.
Söyle. Vazgeçtim. Bakacağım düzene. Sağlam mı değil mi? Neredeymiş bu otopark? Kahven yakında bir yerde. Gönderirim sana yerini. Tamam. Orada buluşalım. Kalk lan kalk. Manyak fikrinden işte bu arabayı görmek istiyor. Yürü haydi. Allah'ım yarabbim. Tamam Veyso. Bir uçak hozlamaz değil mi? Faka basmayalım sonra. Yok ya. Rahat ol sen. Hafif bir bomba koydu. Seninki görür içi rahat eder. İbrahim'e çalışmayan kumandayı vereceğiz zaten. Ateşleyen sen olacaksın. Tabii ne zaman istersen. Elif'e bir şey olmayacak yani. Hey, Elif'imin kılına zarar gelirse seni patlatırım biliyorsun. Ya yok, sorun yok. Sen bana güven. Araçtan Elif'i alırız. Sonra patlatırız arabayı. Herkes Elif'in öldüğünü zanneder. Ben de Elif'imi alır, mutluluğa yelken açarım. Nerede kaldı bu yer ya? Ha? Acaba bize güven de vaz mı geçti? Nerede buluşacağız bu sizin satıcıyla? Şurada ileride. Bak, gelmiş. İşlem tamam. Elif'in tabutu konağa gidiyor ortak. Patlatmaya hazır mısın? Hazırım, hazır. Hediyemiz de geldi. Buyurun, kime bakmıştınız? Araç teslim için gelmiştim. Merhabalar, benim kendilerim. Aha. Bir de Elif'im de geldi. Beğendin mi? Harika, ne diyebilirim ki? Sen daha iyilerine layıksın. Celallendin bakıyorum da. Basacaksın mı düğmeye yoksa? Allah biliyor ya. Çok zor tutuyorum kendimi. Ben en iyisini buldum. Başka da hiçbir şey istemem.
Bir tanesin sen canım benim. Sana araba kullanmayı da öğreteceğim. Ben özlediğimde hep yanıma geleceksin artık. Tamam. Gel sen arabanın için göstereyim. Aha da benim kumanda. Hadi bakalım koparalım çocuğunu. Çok karışık görünüyor. Sence öğrenebilecek miyim? Ben sana öğretirim. Gel arkayı da göstereyim. Nasıl? Rahat değil mi? Toprak rahat edecek. Ver lan şunu. Ver. Dokunma lan. Dokunma Elif'ime. Dokunma. Dokunma. Bas hadi düğmeye. Bas da bitir işlerini. İstersen biraz gezelim. Ben toprağın bazı eksikleri var. Onları da almış olursa. Sana hayır desem bana kızar mısın? Oğlum acıkmıştır. Beni bekler. Hı? Peki. Sen nasıl istersen. Attı. Basamadın ama. Kız iyice yanaştıydı. Basacaktın o an. Yok. Elbet arabaya binecekler. İşimizi garantiye alalım. Ben sana diyeyim bu işi yaş. Elif'in bu arabaya binmesini mi bekleyeceğiz burada? Ölme şeyim ölme. Bak uçum sen merak etme. Bu görgüsüz bugün elbet bu kızı bu arabaya bindirecek. Gezdirecek. Biz de beşine takılacağız. Uygun bir yerde havaya uçuracağız. Yani bu kadar beklemişiz. Biraz daha beklesek ne olur ki? Hem sen rahat ol. Benim içeride adamım var. Arabaya bindikleri anda bize haber uçuracak. O şekilde yani. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Evli evine, köylü köyüne. İyi o zaman. Görüşürüz. Eyvallah. Lan bu değişik niye itiraz etmedi ya? Maraz da çıkarmadı. Güzel oğlumun güzel annesi mi geliyormuş? Uyudu mu? Evet. Gel bakalım. Şimdi sen al. Babanın misal dediği görsen bayılırsın. Güzel oğlum benim. Ben de toprağın banyosunu hazırlayayım. Aşkım benim. Babanın misal. Hoş geldiniz Celal Bey. Hoş bulduk efendim. Dede sen ne zaman geldin? Hemen sizden sonra geldim. Ne haber? Bacım, araban hayırlı olsun. Güle güle kullan. Sağ ol Celal abi, hoş geldin. Babasına çeker diye ilk arabasını ben alayım dedi. Babası arabalara meraklı ya, o da olur diye. Dur bakalım, maşallah. Teşekkür ederiz, ne zahmet ettin. Vay be, zorlu yollardan geçtiniz ama değdi. Çok şükür, bebeğinizi kucağınıza aldınız. İnşallah bundan sonrası çok güzel olur kardeşim. İnşallah. Sağ olasın. Geç. Bir şeyler ısmarlayayım. Çay gelmeyeyim kardeşim. Hatta Elif müsaade ederse ben seni bir iki saat kaçırsam. Sana bir şeyler danışacağım. Olur mu? Olur tabii. Biz de dinleniriz oğlumla. Teşekkür ederim bacım. Sonra geniş bir zamanda uğrarım. Sohbet ederiz. Tamam. Hadi maşallah. Gel. Kahraman. Dede. Ben yukarıdayım. Thank you.
Ne oldu? Yok bir şey. Bir kez daha bakmak istedim gözlerine. Bak istersen gitme. Celal'le burada konuşuruz. Hayır git sen. Peki. Çok uzun sürmez. Sen de biraz dinle. Bu canavarı da uyut. Sonra bütün gün benimsiniz. Dur sana şöyle bir bakayım taze baba. Kardeşime her şey yakıştı gibi babalık da yakıştı be. İnsanın bütün dünyası değişir derlerdi de inanmaz. Harbiden değişirmiş. Aldığım nefes bile onlar için. Ya çok bambaşka bir şey. Belli belli. Bakışın değişmiş yani. Aşk seni almış götürmüş. Böyle daha bir artist olmuşsun. Sensin artist. Kardeşim ister misin senin gibi yere bakan yürek yakan bir çocuk olsun? Bak ya. Aşk olsun. Ne yanlışım gördün değil mi? Şaka yapıyorum. İnşallah senin gibi bir dost olur kardeşim. İnşallah senin gibi düzgün bir adam olur. Şansı da bahtı da açık olsun. İnşallah senin gibi de bir dost bulur. Kirvet sensin ha unutma. Şeref duyarım kardeşim. Ne demek? Alo. Elif bacım. Yani Elif Hanım. Benim İbrahim. Hani Defne Hanım'ın şoförü. Evet merhaba hatırladım buyurun. Eğer müsaitseniz size anlatacaklarım var. Öyle mi? Peki neyle ilgili? Telefonda uygun olmaz. Buluşsak, yüz yüze görüşsek çok önemli. Ailenizle ilgili. Ya kusura bakmayın ben... Yeni doğum yaptım, bebeğimi bırakıp evden çıkamam. Siz konağa gelin, yani biz burada yalnız da konuşabiliriz. Hem annem de burada, o da bize katılır. Aranın sıra gelecek. Bakın bu hiç kolay değil benim için. Ne zamandır bu duruma hazır olmaya çalışıyorum. Çok mühim. Baş başa buluşsak. Maalesef ben çıkamam. Siz gelebiliyorsanız konağa gelin, yani burada yalnız da konuşabiliriz. Elif bacım, ben senin abinim. Anadan ayrı, babadan bir abin. Siz neden bahsediyorsunuz? Benim abim falan yok. Sultan anan, Nazlı bacın. Seni Habibe eve doğurttu evde. Nazlı hastanede doğdu. Liseye kadar Şenyurt Mahallesi'ndeki okula gittin. Hukuk okumak istedin, nasip olmadı. Durmuş babam seni ay parçam diye severmiş küçükken. Rahmetli babamın boynunda koca kene izi vardı. Bak hepsini biliyorum, bende yalan yok. Biliyorum zor, şaşırdın. Ben de ilk duyduğumda böyle oluyor. Bak bana inanmıyorsan babamın ahiretliği var. Nevzat amca, ona sor istiyorsan. Bu Sinanoğulların kahyası, o beni de bilir babamla olan muhabbetimi de. Rahmetli babam hayatta olsaydı... ...kendi tanıştıracaktı beni sizinle. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum. Hadi ara, bekliyorum ben. Emin ol. Baba sen ne yaptın?
sen? Ben şimdi annemi ne diyeceğim? Bakın, bitirdim torunumun hırkasını. Bir düğmeleri kaldı. Maşallah. Ellerine sağlık anneciğim, çok güzel oldu. Sağ ol yavrum. Bak, kollarını biraz dar kesmişsin. Oğlan birkaç güne büyüyecek, o da küçük gelecek ona. Benim dilim çalışacağına elim çalışıyor Sultan Hanım. Sıcacık sıcacık giyer kışa evlatçım inşallah. Anne ben çıkıyorum. Hayırdır kızım? Kızım kahraman yok, nereye gidiyorsun ki tek başına? Toprağın birkaç eksiği var, aklım kaldı, gidip onları alacağım. O uyanmadan dönerim ben. Dur Elif, Şenol'u arayayım da o götürsün seni. Olur. Şenol, Elif Hanım çıkıyor şimdi. İstediği yere götür onu, tamam mı oğlum? Güzel kızım. Hadi sen git hava. Ben şimdi yukarı çıkar, torununa ilgilenirim. Toprağım sana emanet. Canım benim. Çok seviyorum ben seni. Nur yüzlü güzel kızım benim. Nesi var ki? Loğusa güler de ağlar da. Heves etti herhalde arabaya. Arabayla gezmek istedi herhalde. Belli ki utandı kahramana söylemeye. Ben bu arada toruna bakayım. Yok yok. Kızım bana emanet etti. Ben bakarım torunu. Elif'im nereye gidiyor ki? Hayırdır inşallah. Gel bakalım Elif bacım gel. Anan seni bu sefer de kurtarabilecek mi bakalım? Ya neye dayanarak böyle bir şey yaptılar anlayamadım. Belediyenin avukatıyla da sen konuştun. Ne dersin dede? Gider mi bizim dükkan? Yok öyle dava dede. Burayı kimse alamaz merak etme. Elimizden gelen neyse yapacağız. Ya kusura bakma, bu kadar işin arasında bir de bununla uğraştım kardeşim ya. Dert mi kaldı dede? Çok şükür hepsini atlattık. Bugün benden mutlusu yok. Bak yine aklıma geldiler. Durumda tutuyorlar vallahi. Ah. Efendim oğlum. Anne, Elif'i aramak istemedim. Belki toprak uyuyordur diye. Yanında mı? Elif çıktı oğlum. Çıktı mı? Nereye? Telaş etme oğlum. Oğlana üst baş alacakmış. Arabayla çıktı. Heves etti herhalde. Ama merak etme, yanında şoför var. Peki. Tamam. Nedir? Ne oldu? Tadın kaçtı. Elif alışveriş falan için dışarı çıkmış. Ne var bunda? Ya bugün hadi gel çıkalım falan dedim. İşte toprak uyuyor, canım istemiyor dedi. Şimdi çıkmış. Ne bileyim, toprağı yalnız bırakmaz.
Kıza araba aldım. Belki canı dolaşmak istemiştir. Yani bunda bir şey yok. Biraz dolaşır gelir. Efendim canım. Hayatım, merak ettim. Dışarı çıkmışsın. Bir sorun yok değil mi? Yok, yok sevgilim. Bir sorun yok. Toprağa birkaç parça bir şey almak istedim. O yüzden çıktım ben. Neredesin söyle, ben de gideyim. Kahraman, gerek yok. Sen işlerini hallet. Ben de çok geç kalmam, dönerim zaten. Tamam, tamam. Kahraman. Efendim? Seni çok sevdiğimi biliyorsun, öyle değil mi? Ben de seni seviyorum. Kendine dikkat et. Tamam canım, merak etme. Ya gel, kız alt tarafı bir alışverişe çıkmış, bir şey yok. Oho. Biz ne yapacağız seninle böyle? Bu nasıl bir aşk kardeşim, maşallah. Allah Allah. Efendim? Var mı bir gelişme konağın orada? Aradılar mı? Çıkmışlar mı evden? Ha, yok yok. Ses soluk çıkmadı. İyi. Sen beklemeye devam et. Ben işimizi hallediyorum. İşimizi mi hallediyorsun? Ne diyorsun lan sen? Ben anladım aslanım. Sen bu Elif'i öldüremeyeceksin. Lan? Ama içini de cayır cayır yakmış bu kız. En iyisi mi ben ikimizin intikamını alayım? Fatiha'nı oku Maksut. Elif'in tahtalı köye gidiyor. Alo! 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 Çekil lan! Çekil! Çekil! Haydi Allah'ım, haydi ya, haydi çekil! Haydi. Dayan. Bunu aldıysanız klimayı biraz daha açayım Elif Hanım. Böyle iyi, sağ ol. Ya benim bir abim varmış, doğru mu? Yalan söylemediğimi anladın değil mi? Bacımsın. Nazlı da. Sizi bulmaya geldim ama bir türlü yanaşamadım. Anlatacaklarım var. Babamla ilgili bilmediğiniz şeyler. Sade sen gel ama. Sonra istersen döneriz. Sultan anamın elini öperim. Nazlı bacımla tanışırım. İstersen de öğrendiklerini onlara anlatırsın. Hak görürsen tabii, içinden gelirse. Evimin yerine diyeyim, hadi gel. Gel konuşalım. Thank you.
İyi ki geldin. Hoş geldin hayatıma aşkım.